Evet sevgili Vanlılar, bugün evde ekmek yapımı nasıl olur onu göstereceğiz. Koronavirüs salgınından dolayı evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşlarımıza evde ekmek nasıl yapılır onu anlatacağız. Gerekli olan malzemeler maya, şeker, 1 yemek kaşığı şeker, maya 2 yemek kaşığı, 1 tatlı kaşığı tuz, 3,5 veya 4 su bardağı un, 2 su bardağı ılık su. Kuru mayayı 1,5 veya 2 su bardağı suya boşaltıp karıştırıyoruz. Üzerine 1 yemek kaşığı şekeri ilave ediyoruz. Şekeri ilave etmemizin nedeni mayanın besin kaynağı, mayanın besini çözdürüyoruz. Çözündükten sonra suya maya ve şekeri katıp iyice karıştırdıktan sonra yediriyoruz. Bu sürede maya aktif hale gelir. Tuzu una katacağız. Çünkü tuz mayaya katılırsa mayanın gelişmesini engelleyebilir. Tuz engelleyici bir madde. Onun için una katacağız. Şimdi unumuzu yoğurma yapacağımız kabın içine boşaltıyoruz. 3,5 veya 4 su bardağı un. Tuzu unun içine katıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz. Ve karıştırıyoruz. Daha sonra hazırladığımız mayayı unun içine ekliyoruz. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Hamur ne kadar cıvık olursa elde edilecek ekmeğin tadı, kıvamı o kadar iyi olur. Yoğrulmuş hamuru streçleyip mayalanması için 40-45 veya 50 dakika arası hamurun durumuna göre, şişip şişmediğine göre mayalamaya bırakacağız. Burada amaç hava almasın ve sıcak bir ortamda bekletilip kabarması için. Yapılacak olan bu miktar 4 kişilik bir ailenin bir günlük ekmek ihtiyacını karşılayabilecek bir şekilde hesaplanmıştır. Değerli izleyiciler, mayalanması tamamlanmış hamurumuz bu şekilde görünür. Şimdi açıyoruz. Gördüğünüz gibi mayalanmış hamurumuz yoğurmaya hazır. Şimdi tezgahın üzerini unla kaplayıp mayalanmış hamurumuzu içine bırakıyoruz. Hamurun yapışmaması için bazen suyu elimizi ıslatıp kullanabiliriz. Hamurun elimize yapışmaması için bazen unluyoruz. Evet. Beze haline gelen hamuru şimdi parçalara ayıracağız. Bıçağın hamura yapışmaması için bazen ıslatacağız, umuracağız. Beze haline gelen hamurlarımızı bu şekilde açıyoruz ve dıştan içe doğru katladıktan sonra rulo haline getirip birleşme yerlerinden birleştiriyoruz ki pişme esnasında buralar açılmasın. Yaptıktan sonra tepsimize bırakacağız. Şekil verilen hamurları daha sonra nemli bir bez ile üzerlerini örtüp 20 veya 25 dakika bekletiyoruz. Nemli olmasının önemi yüzey kurup pişme esnasında içinin hamurlanmasını engellemek için yapılır. Bu şekilde 20 veya 25 dakika bekletiyoruz. Beklettikten sonra
şekil verip üzerine gerekli malzemeleri bırakıp pişirmeye alacağız. Gördüğünüz gibi 25 dakika beklettiğimiz hamuru, nemli bir bezde beklettiğimiz hamuru açıyoruz. Hamurlarımız kabarmış ve pişmeye hazır bir hale gelmiş. Pişireceğiniz ekmeğe istediğiniz şekli ve istediğiniz şeyi verebilirsiniz. Burada çörek yotu, haşhaş, susam veya taş ekmek şekli ve görüntüsü vermek için un, yüzeye çırpılmış yoğurt sürebilirsiniz. Daha yumuşak ve nar gibi kızarmasını sağlar. Onu da yapmazsanız suyla yüzeyi nemlendirebilirsiniz. Bunları yaparak çok farklı şekilde ekmekler elde edebilirsiniz. Biz her bir numuneden birer tane yapacağız. İsteğinize göre hangisini isterseniz onları pişirebilirsiniz. Ekmeklerinizin yüzeyinin nar gibi kızarması ve yumuşak olmasını istiyorsanız biraz yoğurt fırça yardımıyla yoğurt sürebilirsiniz. Biz her birinden ikişer tane yapıp beğeninizi sunacağız. Bu işlemden sonra keskin bir bıçak yardımıyla ortadan veya dilediğiniz yandan da olabilir bu şekilde ekmeklerinizi hafifçe yarıyorsunuz. Bunun amacı ekmeğin içinin iyi pişmesinin sağlanması. İsteğinize göre susam, un, haşhaş veya çörek yotu katabilirsiniz. Örnek olsun diye her birinden birer ikişer tane numune yaptık. Onları beğeninizi sunacağız. Dilediğiniz bir şekilde yaparsınız. Bu işlemler bittikten sonra daha önceden 230 dereceye ısıtılmış ve içinde su bırakılmış fırının içine yerleştirip yaklaşık 20 veya 25 dakika pişme durumuna göre işlemi tamamlayacağız. Su bırakılmasının sebebi içeride nemli bir ortam oluşsun ve yüzeyin kurumasını önlemesi için bırakılır. Bu da ekmeğin içinin daha iyi pişmesini sağlar. Fırına yerleştiriyoruz ortaya olacak şekilde. Kapatıyoruz kapağı ve 25 dakikaya ayarlıyoruz. Dakikalık pişirme işleminden sonra ekmeğimizi fırından çıkardık. İlk sıcağını aldıktan sonra biraz dinlendirdikten sonra tüketime hazır hale gelmiş bir şekilde afiyetle tüketebilirsiniz.